Hiç kimse Allah'ın sevdiği gibi sevemez. Haşa. Onun için Allah saf rahmettir. Saf muhabbettir. Saf ikramdır, ikram. Bunun için ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Eğer kafirler Allah'ın kendilerini ne kadar çok sevdiğini bilselerdi, kafir olmaktan, Rabbini inkar etmekten, Rabbine karşı nankörlük yapmaktan utanırlardı, haya ederlerdi dedi. Kim söylüyor bunu? Rabbini tanıyan Allah'ın Resulü söylüyor. Kafiri böyle seviyormuş. Onun kuludur. Kafir olmak başka şey, zalim olmak başka bir şeydir. Kafir olmak başka şey, cahil olmak başka bir şeydir. Hepsini birbiriyle karıştırmışız zaten. Biri mümin olmadan kafir olmaz. Kafir diye demek, örtmek demek çünkü. Önce hakikati bilecek, iman edecek, ondan sonra o iman ettiğini yok sayıp, inkar edip örtecek ki kafir olsun. Adam cahildir, imanı bilmiyor. Ya da yanlış anlamış, ona yanlış anlatılmış. Ne diyor? Kafirdir. O kafir değil ki. Sen ona karşı vazifeni yapmamışsın. Allah'ın vahyini taşımamışsın. Allah'ın güzelliğini, kulluğunu, abdiyetini üzerinde göstermemişsin. O da yanlış tanımış. Suç senindir. Sen bunun cezasını çekersin. Kendini suçlayacağına eksikliğini söylemesi gerektiği halde ne yapıyor? Onu suçluyor. Kafir diyor, münafık diyor, yanlış yaptı diyor. Öyle olmaz. Sen o güzelliği bir üzerinde göster, o da o güzelliği senin üzerinde sevsin. Senin üzerinde İslam'ı sevsin. Bu ne güzel bir kuldur desin. Evet. Onun için insanın birbiri için cennet olması gerekir. Unutmamamız gereken bir nasihatımız var. Eğer bunu unutmazsak kesinlikle kazanırız. Hem Rabbimizin rızasını, dostluğunu kazanırız, hem cenneti kazanırız, hem insanı kazanırız. İnsan, insan için cennet de olabilir, cehennem de. İnsan, insanın hem cenneti hem cehennemidir. Hem cennetine sebep olur, hem cehennemine sebep olur. Ama tercih insana aittir. Tercih ona ait. Allah ona irade vermiş, tercihini yap demiştir. Nasıl onun cenneti olur? Eğer insanı severse, ona yardım ederse, ona ikram ederse, ona rahmet ederse, onu affederse, kusurunu örterse, ona dua ederse, ona sırat-ı müstakimi gösterirse, ne oldu? Hem onun için cennet oldu, hem yapan, onun sayesinde kazanmış oldu. Tersi olursa ne olur? Tersi olursa cehennem olur. Birbiri için cehennem olmuş olurlar. Küfre davet ettiyse, dedikoduya davet ettiyse, iftiraya davet ettiyse, günaha, yanlışa davet ettiyse, aynı şekilde karşısındakini eleştirdiyse, çekiştirdiyse, yerdiyse, İnsanı sevmediyse, nefret ettiyse, buğz ettiyse, haset ettiyse ne oldu? Cehennem oldu ona. Evet. Sadece bu kadar değil yalnız. İnsan, insandan sorumludur. İnsanın insana karşı sorumluluğu vardır. Muttaki sorumluluğunu üstlenen demektir. Kime karşı sorumluluğu? Allah'a karşı. Allah'a karşı sorumlu olunca kula karşı da sorumlu olmuş olur. Hem kendine karşı sorumludur, hem insana karşı
akrabasına karşı, evladına karşı, anasına babasına karşı sorumludur. Her alanda onun sorumluluğu var demektir. Müttaki bu demektir. Her konuda sorumluluğunu kabul eden demektir. Ne kadar sorumluluğu kabul ettiyse, onu aldıysa o kadar müttaki oldu. Diyelim ki, ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Komşusu açken tok yatan bizden değildir dedi. İnsana karşı sorumluluğunu yerine getirmemiş demektir. Eğer bu sorumluluğunu almadıysa, kabul etmediyse o bizden değil dedi. O mümin değil dedi. Cennete giremezsiniz, iman etmedikçe, iman etmiş olmazsınız, birbirinizi sevmedikçe dedi. Sevmezsen ne müttakisin ne de müminsin. İmanın çünkü müttakilığın kadardır, takvan kadardır. Ne buyuruyordu ayet-i kerimede? Üstünlük sadece takvayladır. Sorumluluğu kabul edip onu üstlenmekledir yani. Yani biri açtır, beni ilgilendirmez diyemiyorsun, diyemezsin. Onu doyurmak zorundasın. Onu doyurmazsan, ikram etmezsen ne olur? O senin için cehennem oldu. Bunun için Resulullah Efendimiz izah ederken ne buyurdu? Allah kıyamet günü bir kulü hesaba çekerken buyurur ki ona, Allah ona imkan vermiştir, buyurur. Ben açtım, sen beni doyurmadın. Ben susuzdum, sen bana su vermedin. Elbisem yoktu, sen beni giydirmedin. Hastaydım, sen beni ziyarete gelmedin. Diyor kul, de ki ya Rabbi, sen bunlardan münezzehsin. Beni niye böyle hesaba çekiyorsun? Allah buyurur. Falan kulum, evet, falan yerde seninle muhatap oldu, açtı. Sen biliyordun ve ben sana onu doyurma imkanı vermiştim. Sen onu doyurmadın. Falan kulum susuzdu, suya ihtiyacı vardı, sen ona su vermedin. Senin imkanın vardı, sen su vermedin. Falan kulumun elbisesi yoktu, sen onu giydirebilirdin, giydirmedin. Falan kulum hastaydı, onu ziyaret edebilirdin, yardım edebilirdin, destek olabilirdin, hastaneye götürebilirdin. Sen onu ziyaret etmedin, gerekeni yapmadın. Sen bilmez misin ki ben kulumla beraberim? Evet. Sen bunu kuluma yapsaydın bana yapmış olurdun. İşte Allah kuluna böyle yakındır. Kulum dedi, mümin demedi, Müslüman demedi, kulum. Yani bir tek yaptıklarınla değil, yapmadıklarınla da hesaba çekiliyorsun. Yapmayınca o senin için cehennem oldu. Yoksa böyle, şeytanın söylediği sözlerden bir tanesi, evet, gemisini kurtaran kaptandır. Bu yanlış bir kelime. Gemine ne kadar çok insanı alırsan o kadar kaptansın. Ne kadar çok insana yardım edersen o kadar kaptansın. Gemi boşuna verilmemiş sana. Allah sana hangi imkanı vermişse onu kullanman gerekir. Evet. Hazreti İbrahim, Allah onu anlatırken aynı zamanda cömert, ikramı seven, halim. Allah İbrahim'i halil edin, dost edindi dedi, veli edindi dedi. Çölde hayvanları otlatırken biri geliyor, yiyecek bir şey var mı diyor. Evet, Hazreti İbrahim aslında hemen ona bir hayvan kesmeyi düşünüyor. Tabii var diyor, hemen sana ikramda bulunayım. Bu arada meşgul olurken onu İslam'a davet ediyor. La ilahe illallah demeye davet ediyor. Bu arada adam kızıyor. Yani sen diyor bana yemek vermek için bana dinimi değiştireceksin. Öyle bir tartışma geçiyor. Diyor kızdı, senin yemeğini yemiyorum deyip gitti adam.
Allah diyor Hazreti İbrahim'e hitap ediyor, vahy ediyor. Evet, buyurur ki ya İbrahim, bunca zamandır kulum inkarda olduğu halde ben onun rızkını kesmedim. İle de yani iman edeceksin, ondan sonra sana nimet vereceğim demedim. Seni doyuracağım demedim. Rızık benim. Halbuki sen niye böyle şart koşar gibi konuştun onunla? Bunun hesabını sormak sana düşmez. Diyor Hazreti İbrahim adamın peşinden koşuyor. Tamam diyor, sen dininde ol. Gel, sana her türlü ikramı yapacağım. Yalvarıyor bu sefer. Diyor adam durup soruyor. Niye bu kadar ısrar ediyorsun? Niye bu kadar şey yapıyorsun? Bunun bir sebebi olmalı. O da söylüyor. Rabbim bana böyle vahyetti. Evet, ne diyor? Senin Rabbin benim de Rabbimdir. Demek Rabbim beni böylesine ciddiye alıyor. Tercihi kula bırakmış. Öyle hadi bunlar Müslüman olsun. Bu Müslümandır, bu kafirdir, bu münafıktır deyip böyle ayrım yapmak doğru değildir. İnsan insandır. Evet. Eğer müminse onun bir hakkı, müminlik hakkı öndedir. Ama o insansa sen onu ayıramazsın, ayırt edemezsin. O senin kardeşin. Onunla beraber kazanıyor ve onunla beraber kaybediyorsun. Eğer Resulullah Efendimiz insanı sevmeseydi, böyle anlamasaydı, hiç kimseyi davet edemezdi. Davet edilirken mesela sahabe anlatıyor. Daha sonra iman eden sahabe anlatıyor. Panayır zamanıydı, hac zamanıydı. Dünyanın dört bir tarafından kafirler gelmişti. Çadır kurmuşlardı. Resulullah Efendimiz de imana davet ediyordu. Ebu Leheb her bir çadıra girip, benim bir tane yeğenim var, delidir, kafayı oynatmış. Onun için onun söylediklerini dinlemeyin. Yeğenimdir. Bir kısmını da yolda yollarını kesiyor. Daha oraya gelmeden onları anlatıyordu. O benim yeğenim de delidir. Onun kusuruna bakmayın. Onu ciddiye almayın. Sahabe anlatıyor. Resulullah Efendimiz diyor, hiçbir çadırı atlamamak üzere her bir çadıra giriyordu. Girip La ilahe illallah demeye, Allah'a imana davet ediyordu. Daha önce Ebu Leheb öyle söylediği için çok iyi onunla alay ediyordu, dalga geçiyordu. Hatta ona tükürenler vardı. Evet. Ama buna rağmen o hiçbir çadırı atlamaksızın Allah emretmiş. Davetine devam ediyordu. Aslında davet ederken bir ceza geleceği zaman, bir felaket geleceği zaman hemen ne diyordu? Ya Rabbi onlar bilmiyor. Onlar beni tanımıyor. Onun için böyle yapıyor. Aslında önüne geçiyor. Ya Rabbi bir şey olmasın diyordu. Niye? Biliyordu. Bilmediklerini biliyordu. Seviyordu çünkü. Sevmezse davet edemez. Onun için sevmeyen davet etmesin, davet edemez zaten. Öyle kinle, nefretle, hadi Allah de, hadi şöyle yap. Olmadı. Olmaz böyle. Sen bu daveti yapamazsın. Rabbinin yoluna hikmetle davet et. En güzel söz neyse onu söyle dedi. En güzel söz. En güzel söz nedir? En güzel söz seni seviyorum. Sen bunu söylerken doğru söylemiyorsan sen yalancısın. Sen bu işi yapamazsın bir kere. Senin davet edebilmen için peygamberi bir gönüle sahip olman gerekir. Gönlü şirk dolu, iman etmemiş, bakıyorsun İslam'a davet ediyor. Sen sadece karşındakine zarar verirsin.